Gelmişsin diyor. Hatırlamıyorum tarihi diyor. Bak bu tarihte de dönmüşsün diyor. Orada da başka bir mesaj var. Ben döndüm, yarın geliyorum diye. Niye Dubai'ye gittin diyor. Çünkü diyor benim adamlar bulamadılar diyor. Dayım da bulamadı diyor. Uçanları, belgeleri. Ben gittim, ben aldım, geldim diyor. Yani hala sahtekarlığı organize ediyor bütün bu hayali ihracatı. Sonra ne oluyor diyor. Bir daha Süleyman Aslan'dan randevu istiyor. Gidiyor Süleyman Aslan'a. Bu sefer Süleyman Aslan yanındayken Atilla'yı arıyor. Diyor ki bu işi halledin. Yani bu işi halletmeniz lazım. Şey yapmanız lazım. Tabii hep Haffani'yi arıyor. Diyor ki ya böyle çıktım işte, şu anda çıktım, tamam, benim yanımdan aradı diyor. Bunu nasıl öğreniyoruz? Hatırlamıyor çünkü. Rıza Sarraf hatırlamıyor. Orada tak bir tane kafasına bir tane şey iniyor. Bak burada söylemişsin diyor işte Haffani'ye. Şeyden çıktım, yanından çıktım ve şu anda benim yanımdan aradı. Halledeceğiz, şey yaptı. Peki. Bu arada tabii biraz Rıza Sarraf dağıldı bu şeyden. Çünkü o da anlıyor yani bu işin nereye gideceğini, nerelere varabileceğini. Ve çok ilginç bir şey. Hep ağırdan alıyor. Dediğim gibi şey yapıyor. En son hakime döndü. Ben tuvalete gitmek istiyorum dedi. Şimdi Rıza Sarraf'ın da tuvalete gitmesi deyince bütün jüriyi içeriye alıyorlar. Çünkü onun önünden yürütmek istemiyorlar tanık sandalyesini. Bütün jüri içeriye gitti. Rıza Sarraf tuvalete gitti. Geldi, zaten geçti 20 dakika. Tam da gece, akşamın sonunda oluyor. Sonra sonrası da ilginç şimdi. Tapeler dinletiliyor bu arada. O bir iki not var. Onlara sonra geleceğim. Şimdi kurguyu bozmayayım. Keti dedi ki sen 2013 Aralık'ta dedi ne kadar kaldın? Birkaç ay cezaevinde kaldın değil mi dedi. Evet dedi. Peki dedi 76 gün kaldım dedi. Çıktıktan sonra dedi yeniden dedi işlerini devam ettirmek istedin değil mi dedi. Evet dedi. Peki dedi çıktığında röportaj yaptın mı dedi. Yani şeyde işte takipsizlik verildi dedi. Evet yaptım dedi. O röportajda ne yaptın dedi. İşte hapisten çıktıktan sonra altın kaçakçılığı yapmadığıma dair bir röportaj verdim dedi. O bayrağın önündeki röportajı kastediyor. Hakkındaki suçların yanlış olduğunu söyledim mi dedi. Evet söyledim dedi. Peki sonra Halk Bankası'na dönüp yeniden müşteri olmak istedin mi dedi. Yok dedi, ben zaten müşteriydim dedi. Peki dedi Süleyman Bey zaten gitmişti. Aydoğan da yok. Kimse tanıdığın yok. Yeni bir genel müdür gelmiş oraya. O kim? Ali Fuat. Peki Ali Fuat'la iletişime geçtin doğru mu dedi. Doğru dedi. Dedi madem öyle dedi neden dedi Hakan Atilla'ya gitmedin dedi. Madem bu işi, her şeyi organize ediyor, şey yapıyorsa, Hakan Atilla hala orada. Çünkü genel müdür gitti ama Hakan Atilla 4,5 saat bir sorguya çekildi. Tekrar oraya kaldı. Bakın burası ilginç. Çünkü dedi ondan çok daha önemli insanlara gittim dedi. Bunu önce bir kez daha söyledi. Hemen bankaya gittin mi dedi. Hayır, daha önemli birisine gittim dedi. Peki dedi ondan Atilla'yla niye iletişime geçmedin dedi. Ondan çok daha önemli birilerine, insanlara gittim dedi ve mahkemenin de bugün sonu geldi. Yani bu önemli sorunun cevabı da yarın sabaha kaldı. Dediğim gibi bugün Rıza Sarraf davasında savunmanın belki de en güçlü tezlerinden bir tanesi. Böyle adım adım belgelerle, savcılığın sunduğu belgeler tersten okumayla diyelim, farklı dizilerek çizildi diyebiliriz. Şimdi savcılığın 3 taktiğini, savunmanın 3 taktiğini görüyorum ben. Bir, Rıza Sarraf'ı yalancılıkla, hep altını çiziyorlar. Yalancı olduğunu, nerelerde yalan söylediğini, nasıl yalan söylediğinin altını çiziyorlar. İki, kurtulmak için her şeyi söyleyebileceğinin altını çiziyor Hakan Atilla'nın avukatları. Üçüncüsü, bu anlattıklarının tam doğru olmadığını, kendisinin kurgu yaptığını, son anlattığım, ne kadar izleyebildiniz bilmiyorum, takip edebildiniz, bu kurguyla anlatmaya çalışıyor. Tabii tapeleri dinletiyorlar. Bazı tapelerde de ilk kez duyduğumuz şeyler çıkıyor. Mesela biz bugüne kadar savcılık makamı dinletmemişti olayla alakası yok diye. Mesela bir tapenin devamında şey çıktı. Diyor ki 500.000 ayarla diyor, bugün diyor Orta Köy'e götüreceğim diyor. Bir de yanına ayakkabı al diyor, onu diyor ayakkabı kutusunun içine koyarsın diyor. Bu bugüne kadar yani bu tapenin devamında varmış. Onu hiç savcılık gündeme getirmemişti. Söylememişti. Evet, bugünle ilgili izlenimlerimi birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama şu ana kadar olan biten bu. Gerçekten bugün Rıza Sarraf davasında savunma yavaş göstermeye başladı diyebiliriz. Ve sonu da Arkası Yarın filmleri gibi bitti desek sanırım yanlış olmaz. Evet, birazdan sizlere günün izlenimleriyle karşınızda olacağım.